Tarihin taşları oynadığı yer. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Amin. Bedensel ve ruhsal hastalıklarımızı bertaraf eylesin. Amin. Hizmet-i imaniyede kayım sayım daim eylesin. Amin. Evimize maddi ve manevi insi ve cinni semavi arzı afatlardan hepsi emin eylesin. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah nasip eylesin. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaatine mazhar eylesin. İştiraka amali uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Amin. Vefat anında ustadımız 3 tane eserin siyanet gibi, bir mürşit gibi sekeratta yardım ettiğini söylüyor Kastamonu'da. Bunlardan bir tanesi 10. söz. Cenab-ı Hak 10. sözü ve bir tanesinde 19. sözü, bir de Ayet-i Kübra'yı bize Mucizat-ı Ahmediye'yi 29. sözü ve Ayet-i Kübra'yı sekeratta bize yardım ettirsin, siyanet ettirsin inşallah. Ve ahir davahum bismillahirrahmanirrahim. Bu asrın emniyetli ve manevi ve ilmi bir mürşidi olan Risale-i Nur'un heyet-i mecmuası. Bu asrın emniyetli ve manevi. Üstad Gayri Muteşir de şöyle diyor. Her şeyi deneyecekler. Her şeyi deneyecekler ama çıkış yolu bulamayacaklar. Çünkü intiharlar grup grup olacak. Grup grup olacak. Şu anda zaten bize bildirmiyorlar. Hiç kesinlikle bildirmiyorlar. Türkiye'de olmayan varmış gibi gösterirken dünyada ve Avrupa'da kendi halkına, kendi halkının durumunu anlatmıyorlar. Kesinlikle anlatmıyor. Bir günde Bremenhaven'de bizim postacı kardeşin söyledi, ben oradayken bir günde 7 tane intihar olmuş. Bir ilçede ya. Ama haberlere bakarsam bir tane yok. Bir tane Türk makinist kendisi söylemişti vesaire. Ama ustadımız diyor ki deneyecekler. En son çar naçar Risale-i Nur'a ihtiyaç duyacaklar. Başka şansı yok. Çünkü niye? Daha korkunç bir afet geliyor. Afet ve afat geliyor. Konumuz o değil de. 5. şuada geçiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bildiriyor. Hadis-i şerif bu. Dabbetul arz çıkacak diyor. Dabbetul arz hakkında tafsili Badıl abi de yazıyor. Sokakta ölenleri kaldıran olmayacak. Vurduğu zaman tedavisi yok. Pat diye ölecek. Evet. Pat diye ölecek. Leş gibi duracak yani böyle. Toplu katliam şeklinde bu hastalık 3 yere yerleşecek. Korona biraz ondan haber verdi. Kemik ağrılarından. Bir, tırnağına, 2, dişine, 3, kemiğine yerleşecek. Vurduğu zaman götürecek. Tedavisi yok. Peki nasıl kurtulacağız? Onu biraz bahsedeceğim. Gerçi orada anlatıyor. 3 sıfatla ona o mikrop, Allah onu konuşturmuş lisan haliyle ayet-i kerimede. 5. şuada ayet-i kerimeyi konuşturuyor ve o mikrop diyor ki ben 3 kişiye dokunamayacağım. Yani 3 sıfata dokunamayacağım. Birincisi imanın bereketine sahip olana, imanın bereketi içerisindedir. Nur ve kuvvettir. Nur ve kuvvettir, enerjidir. İman güçtür. Seni olayın arkasına atıyor. Kontrol ettiriyor. Altını ezdirmiyor. Mesela en basiti vehim ve vesvese ezdirmiyor. Arkaya geçiriyor seni. İşte biraz ondan da bahsedeceğim bu akşam. 131 Kastamonu'da bela ve musibet sıkıntıyı kimdeyse onun dışına attırıyor. Bir, imanın bereketine sahip olanlar. 2, sefahattan. 3, israfattan tecenüpleri, uzak durmaları nispetinde olacak.
İsrafat deyince illa cinsellik, bedensel değil. Allah ne verdiyse israf edilmemesi lazım. Altıncı söz. Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri, gözünü, kulağını, kalbini yerinde kullanmak. Yani israf etmemek. Yani birincisi imanın bereketine sahip olanlar. İki, israftan uzak olanlar ki en önemlisi kemik hastalığının temeli cinselliktir. Meşru ve helalın dahi olsa bunların böyle bu lemalarda 20 günde bir ihtiyacı hakikidir diyor. İsrafa çok olan kemik sömürülecek. Zaten gayrimeşru ise onun zaten meselemiz değil. İsraf. İki, sefaat. Yani mesela içki, kumar, gayrimeşru, kendini motive etmemek her şey. Bunlar şey yapacak. Bu asrın emniyetli ve manevi ve ilmi bir mürşidi. Nasıl mürşid? Mürşid ile insan olur diyenler için söylüyorum. Allah Resulü yok. Ben size aleyhissalatü vesselam, ben size iki şey bırakıyorum. Temessük ederseniz kurtulursunuz. Şeyh Hasan bir tane de namaz demedi ya. Ne dedi? Bir, Allah'ın kitabı. İki, onun hayattaki uygulanışı olan sünnet-i seniyye. Hiçbirisi de insan değil. Evet. Tamam. İnsansı olmaz, aciz insanlar için böyle denmiş. Ne yapsın? Akşam inşaatta çalışıyor, mecbur bir yerden ders dinleyecek. Ama hakikati o ki, hakikati hakikat yolunda olanlar, hakiki hakikati ilimle elde ediyorlar. Yani Kur'an mesela en büyük mürşittir ama kitaptır. Okuduğun zaman mesela raftaki kitaba Kur'an denmez ama öyle diyoruz. Onun adı musaftır. Sayfalanmıştır. Mürekkebi vardır, kağıdı vardır. Musaf. Onu okuyan da ortaya çıkana Kur'an denilir. Oku sen kendi kitabını, ekranına Kur'an. Kendi kitabını sen oku. Sen de ortaya çıkandır. İşte o da insan değil. Mahluk değil yani. Peki o nedir? Adres demek içindir. Mutlak ve muhit olan bir hakikatin muayyen ve has bir şekilde adreslenmesi, ki insan da öyle. Bedenen dünyada adres belli olsun diye ben bedenle kendimi ifade ediyorum. Yoksa ben beden değilim. Hiç alakası yok. Gömlek olmadığım gibi. Benim vücudum, benim aklım, benim ruhum diyen o ben olan ben, o benim işte. O da beden değildir. Ama adres belli olsun diye burada böyle ifade edilmiş. Yani Kur'an'ı okuduğun zaman sen ortaya çıkan nasılsa, Risale'yi okuduğun zaman da böyle mürşidin çıkıyor. Mürşid. Nasıl olur ya mürşid kitap insansı olur mu diyenlere söyledim onu. İslamiyet'i bilse bunu demez yani. Yani Allah Resulü iki şey bıraktım diyor. Hiçbir tane insan yok orada. Mürşid, şeyh, alim yok. Nedir o? Allah'ın kitabı. Bir de sünnet-i seniyye. Ha, bilmiyorsan Kur'an gene söylüyor kendisi. Diyor ki bilmiyorsan bilenden, samimiden öğren. Böyle böyle olanlardan değil. Böyle böyle değil. Doğru. İnsanlar aldatmayacak, yalan söylemeyecek, haram yemeyecek, söylediğini yaşayacak. Yaşamadıysa senin gibi benim gibi şeydi. Ama çok biliyor. Oho, şeytan fazla biliyordu. Ama şeytanın terki yoktu. Şeytanın ilmi vardı ama terki yoktu. Haramları terk etmemişti. İsyanı terk etmemişti. İtaati yapmamıştı. İşte Risale-i Nur da böyle manevi ve ilmi bir mürşid. Sair şahsı büyük mürşitler gibi. Peki tamam da yani ortada bir şey de yok mu? Var. Şu anda şuranın atmosferi sizin evinizdeki salondaki atmosfere benziyor mu? Hayır. Sizin yatak odanızda salonunuzun atmosferi benziyor mu? Fark var mı? Var tabii. Benzemiyor. Peki ne var burada? Risale-i Nur'un her talebesi okurken, Kur'an, namaz kılarken haram değil, helal ne yaparsa ondan çıkan enerjinin
Mazi ve müstakbel, onların geçmişi, geleceği yok. Yaşı yok çünkü. Yani mananın yaşı yok. Ruhun yaşı yok. Bedenin var ya. İşte aklımızdan, kalbimizden, aklımızdan fikir, kalbimizden iman enerjisi yayılıyor. Bunlar bir yerde toplanıyor. Bütünselliyor. Her şey birbirini çeker. O toplanan, o ruhani vücut, manevi vücut, havadaki gibi. Şu havada var yani şu anda. Meleklerden, cinlerden de bahsetmiyorum. Onlar kesin zaten. Onlardan üstün. Meleklerden de üstün şahsı manevi. Çünkü insan mahiyeti, hakikati Cebrail'den de üstün. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetinden bahsediyorum. Dolayısıyla hepimizdeki temessülü var. Yani mahiyetimiz, hakikatimiz cismaniyetten gelen üstünlük var. İşte bu insanların okudukları, kıldıkları, yaptıkları böyle manevi hallerin alemi mananın şurada aynaları var diyor. Ustad karakolları var diyor. Alemler var burada. Var böyle. Hissedersin ya mesela şu an deyince şuram ateş gibi alev var şu anda şurada oldu. Dediğim anda devam ediyor mesela. Alemler var. Bunlar oraya gidince aktif oluyor. Aktif olunca seni içine alıyor. O ne yapıyor? Sekeratta yardım ediyor sana. Yaşarken yardım ediyor mu? Mesela bugün git diyen, kalbine mail koyan odur. İşte layık değilsin, niyakat değiliz. Falan kalbine bir sıkıntı olup dışarıya atan, getirmeyen odur. Yani kalbimize mail, aklımıza fikir koyan odur. Ya benim aklıma düştü ya. Bunu bir arayayım veya gideyim derse. Veya gideyim ya gitmeyeyim şimdi çok yorgunum. Ya evde de mescit boşver var. Diyen o. O yaptırıyor. Davranışlarımızın şekli hali aslında. Evet şekli. Mesela ya evde de şey yaparsın canım. Ev çoluk çocuklar da. İşte liyakat olmayınca kalbine koymadı mail gelemiyoruz. Şahsi maneviye liyakatımız varsa aklımıza fikir kalbimize mail veriyor. Ondan sonra geliyoruz. Bilmeyen ne der? Aklıma geldi gidiyorum. Kalbime düştü gidiyorum. Birisi düşürdü de gidiyorsun. Tek başına nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ölümü bayılmak mı zannetti? Ya nereye gidiyoruz? O ediyor. Bak edecek diyor. Hatta sekeratta diyor. Çok şükür ya. Bir tuhaf. Yani böyle ne bileyim. Söylüyoruz zaten hissediyorsunuz ama var yani böyle hissediyorsunuz böyle. Alemler, himmetler görüyorsun ya. Abi bir yerde dinledim ben de diyor ki zaten bir tanesi ehl-i ilmimize insanın etrafında 600 tür canlı var. Evet. 600 tür veya varlık var yani. Heylani Hazretleri Futul Gaybı'nda da diyor. Allah Allah. Evet. Aynı. Hepsi mesela şöyle 29'un sözde geçiyor. Revahi Tayyibe, Ervah Tayyibe'yi, Revahi Habise, Ervah Habisi Celbs ve Celbedir. Ne demek? Güzel kokular, güzel ruhları. Kötü kokular, kötü ruhları celbeder. Şöyle düşün. Bizim memlekette yapanı gördüm ben. Boş petek koymuş, arı gelmesi için koku koymuş. Bizde emici derler amcaya. Emici ne yapıyorsun ya? Dedi ki, oğlum dedi sen her şeyi ne görüyorsun dedi ya. Tamam koymak doğru değil ya. Peteği koy karışma gelirse gelsin. Arıyı niye kandırıyorsun? Oradan yuva bırakacak gelecek. Koku koymuş. Dedim ya emici bu nedir? Yeğenim her şeyi görme hadi git. İlaç koyuyor. Koku koyuyor. Çeksin diye. Ha, şimdi bir hayvan bile kokuya geliyorsa ruhaniler. Allah Resulü bana koku sevdirildi demek. Üç şey sevdirildi. Bana koku sevdirildi demek, onun müekkellerinin celbedilen ruhaniler sevdirildi. Koku hakkında 8 saat dersimiz var en az. Yayında var. Koku başka bir boyuttur. Yani acayip aklımız duracak bir derslerdir. Bir bakın Nur dersine, koku en az 8 saat. Koku nasıl bir alem ya? Nasıl bir koridor? Nasıl iz takip ediliyor? En azına şöyle söyleyeyim koku. Sahabe-i kiram diyor ki o zaman cep telefonu yok. Allah Resulü nerede? Gizli bazı yerde toplanılıyor. Nasıl bulacaklar?
derdi ki, sahabe kendisi öyle, kokuyla bıraktığı kokudan, yok burada, kokudan giderlermiş Allah Resulü'nü takip ederlermiş. Süreka o zaman kafirdi. Devenin izinden rüzgar kapatsa bile nizam, bu üstünde kaç tane insan var? Deve ne kadar ağırdır? Üstünde hangi, ne kadar kilolu adam oturmuş? O bile belliymiş izden. İz takip etmek öyle şey değil. Süreka meşhurmuş. Ta mağaraya kadar götürdü işte o. Ama rüzgar kapattı aldı. Hiç şansı yok. İz. Koku daha ilerisi bu. Niçin Kur'an'da Bakara suresinde cezb ve celbedecek, nazarlar üzerine çekecek kadınlara kokuyla dışarıya çıkmayın diyor. Bakara suresinin ayet. Hatta ayağa topuğu vursan onun kaç kilo ve ne niyetle vurduğu da belli oluyor ki topuktan zere vurup dolaşmayın diyor kadınlara. Ya Kur'an çok acayip bir psikoloji kitabı ya. Hapishanede ben psikoloji diye baktım. Baştan aşağı psikoloji ya. Hiç hüküm yok gibi ya. Nereden bakarsan vallahi o ya. Epey yaz, epey yaptık yani o ders. Yani 27. süreye kadar yazdım. Psikolojik olarak baktım Kur'an'a. Baştan aşağı psikoloji ya. Sanki psikolog ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ya. Nasıl bir hadisten görünce ben hep böyle kafam çalışıyor böyle. Yap yapma, düşün düşünme falan. Bir tuhaf ya. Ben bu tez kafam çalışıyor. Başka mizitim yok yani. Kur'an'a da bu tarzda baktım. Ya Allah Allah. Yani ayağı niye bulmasın? Durdum. Niye ya? Ne alakası var bunun ya? Baktım. Haletinin dişe vuruşları. Bir tane de misal vereyim. Müsaade ederseniz. İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki pis bazılarının kokusu, teri kokar. Deriz. Ahlakını düzelt diyor. Kokun düzelir. Ahlaka ağır olanın kokusu ağır olur. Ya ahlak bambaşka. Ben dini tamamlamaya geldim dememiş. Güzel ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Güzel ahlak. Güzel ahlak bambaşka bir şeydir. Yani onun tadına doyulmaz. Bu asrın emniyetli ve manevi ve ilmi bir mürşidi olan Risale-i Nur'un heyet-i mecmuası. Sair şahsi büyük mürşitler gibi kendine muvafık ve hakikat-i ilmiye münasip olarak birkaç nevide ve bilhassa hakaik-i maniyenin izharında, intişarında azim kerametleri olduğu gibi üç kerameti zahiresi bulunan çok zahir kerameti çok gözükmüş şu Risale'nin. Mucizat-ı Ahmediye, 10. söz mesela. Hulusi abi koltuğuna koydu diye giderken, yağmur yağdırırken kendisi öyle. İslanmamış. İslanmıyor. Mucizat-ı Ahmediye, 19. mektup, Peygamber Aleyhisselam mucizesi. Mucizesinin olduğu mecmua mucizeye sahip. 10. söz, 29. söz, Ayet-ül Kübra. Çok risaleleri dahi her biri kendine mahsus kerametleri bulunduğunu çok emareler ve vakalar bana katı bir kanaat vermiş. Ne vermiş? Şu cümleyi okumak için şimdiye kadar konuştum. Hatta sekeratta bulunan, şu cümle için hocam. Hatta sekeratta bulunan talebelerine imanını kurtarmak için, ölüm anı var ya, imanını kurtarmak için bir mürşit gibi yetiştiğine mutaaddit vakalar şüphe bırakmıyor. Arkadaşlar sekeratın her şeyi ama neyi anlamak istiyorsanız her şeyin 4 yöntemi var, modu var, yapısı var. Arabanın kliması gibi 1, 2, 3, 4 gibi. Bunu bilmesek zahir de aldatıyor. Mesela bak her şeyin sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Bunu ezberleyin. Mesela sekeratı yapayım sekerat. Firavun mesela deniz kapandı. Niye şeyi kabul olmadı? Sekerat. Uygulamalı yapayım. Hastaneye gittin. Doktor koltuğun altına koydu. Geçmiş olsun. Pankreas kanseriydin. Akciğer kanseri oldu. Bunu aldın dosyanıza. Murat çıktın dışarıya. Kırkan Devlet Hastanesi. Ne olur dünyanın? Yani düşüncen. Bu sekeratın sureti başladı.
sekerata girdin. Bundan sonra vasiyet etsen, mal tasadduk etsen, kaza namaza başlasan, kaza orucuna olur da öyle olur. Denize tam boğulmak üzereyken, lan zaten malım gidiyor, sahile düşerse bu yaşam sadaka olsun gibi olur. Zaten gidiyorsun lan. Adam iken adamlık yapacaksın. Sekeratın sureti fikridir. Sekerat başladı. Ölmedin ama ölüm moduna girdin. Kansersin ya. Heh. Bu sureti. Kanuniyeti ne? Kanuniyeti. İç halimde nereye tutunacaksın? Hadi bakalım. Doktor dedi. İlle doktor demesi şart değil. Yani ölüm hattır. Kaça kaça unuta unuta. Ay düşünmüyorum. Nereye kadar kaçacak? Bu yumurta gelecek. Bu doğum olacak. Nereye kadar gideceksin? Ha, nereye tutunacaksın? Bak bakalım tutunacağım. Şimdi bu akşam sor kendini. Neye tutunacağım ya? Bir şeyler olur. Ticarette öyle diyor musun? Bir şeyler olur. Gayret etmeden, yataktan kalkmadan müşteri seni kapıda bekliyor. Bekliyor. Hasan Bey Efendi Hazretleri gelsin de malını alayım. Lan o kadar dükkan var ki. Bak gayret etme olmuyor. Bir şeyler olur demiyorsun, gayret ediyorsun. Ölümü bayılmak mı zannediyorsun? Ha, tutunacak bir şeyin olması lazım. O da ölümün kanuniyeti. Hakikati da mevt esmasıdır. Mahiyeti de Allah biliyor, bilmiyoruz. Kabir sureti mezarlıktır, çamur patak. Kanuniyeti insanın ruhu bedenini terk ediyor, mezarla işi yok. Bak gördün mü? Hakikati yuhi ve yumit esma. Bak görüyor musun? Şimdi bu hakikatler de böyle. Zahirde raftaki Kur'an, mürekkep ve sayfa Risale'nde öyle. Ama okununca, şu anda dinliyorsun. Hani kitap orada, kitaptaydı. Şimdi dinliyorsun. Haletin nasıl? Geldiğin gibi misin şimdi? Ne oldu yani? Sese dönüştürüyoruz. Onun için yediğin, içtiğin şeylerin içerisini biliyor musun? Ne var içinde? Patates yemeğin içinde ne var? Ne bileyim ne var? Ne yiyorsun bilmediğin şey? O bilmem şart değil ki, ben doyayım da. Ha, sen de bunun içinde ne var, ne yazıyor, ne bileyim, sana içerisi sorulmuyor. Sok içeriye. İçerisi bunu tanzim edecek, tavsif edecek. Nasıl ki bunun içinde ne var? Bilmiyorum. Kim bilecek? İlla her şey akli değil ki, vücudun bunu mide biraz çözecek bunun ne olduğunu. Bağırsaklar çözecek. Olmadı ya doktor, karaciğer mi çözüyor? Kan çözüyor. Yani bu süreçte, aklım ben ne bileyim, bilmek de zorunda değilim. Sok içeriye diyor. Vücut diyor mu ki, açlıktan bağırıyor, ya bilmesen içeriklerini yeme. Ya versene diyor. Risale-i Nur'u da anlamasan da lugatın, oku kardeşim, oku. Sok içeriye. Kur'an'ı anlamasan oku. Kur'an'ı anlamasan da sok içeriye. Seslendir. Kim anlayacak? İlle her şeyi akli olmadığını aklımız da söylüyor. Kalp var, ruh var, hafi var, akla var. Var da var. İşte seslendirdiğin zaman, okuduğun zaman içinde bir şahsi manevi oluyor. Bir dünya oluşuyor. O dünyanın ismi şahsi manevidir. Seni o sekeratta, kafanda vehim, kalbindeki vesvese, sekeratta hayman gidiyor. Aha bilmem şey yapacak, Allah seni şöyle yapacak, Allah seni kıyama yapacak. Allah'a böyle haşa, cumhuriyet savcısı gibi böyle, ceza kesen savcı gibi. Böyle gösterirken Risale-i Nur imdadına yetişiyor. Bu okudukların hiç ihtiyar kullanmadan, bu derslere geldiğin kitap okudun ya, tırırı tanı alamadıkların şeyler. İşte esas anlamadıkların orada anlama dönüştüğünü göreceksin. Bak, sana rağmen şu anda böbrek çalıştığı gibi, sana rağmen o bilgiler aktif olup birilerle savaşıyor. Şu anda da savaştığı gibi zaten. İşte hatta sekeratta bulunan talebelerine imanını kurtarmak için bir mürşit gibi yetiştiğine yetişiyor. Yoksa olmasa ben şimdi 50 küsur yaşındayım, 60'a geldim. Yani size bunu söyledim. Teşvik için bunu söyledim. Mürşide gelip de bunu okudu. Lan ben saf mıyım? Ben İslam dünyasını bilmiyorum. Kim hangi cemaatle yaptığını bilmiyorum. Dünyamda tenkit şeyi yoktu.
Ben şimdi bilmiyorum yani İhval-i Müslim'den Tebliğ Cemaatine kadar Pakistan'dan Mısır'a, Türkiye'dekinden Nakşi'den, Kadir'den, Sonucu tarikatı bilmiyor. Onlar da biliyor. Niye peki buna diye ben kanaat ettim, saf mıyım hayatımı verdim? Beceriksiz miydik dünyada? Türk Hava Yolları'ndan ayrıldım mı? Ya bir şey var işte. Ne var? Hayatımı ortadan kaldıracak kadar, hayatım hayatına dönüşecek kadar. Aptal değilim, saf değilim, canımı da ortada koydum. Bir şey var diyor. Size söylüyorsam itimat edin diye bunu söyledim. Orada abi çok özür dilerim. Mürşidane el verir diyor ya, mürşidane. Evet. O kavramdan kasıtlansana abi. Niye mürşit mesela? Mesela mürşit ne yapıyor ki? Mürşit ne yapıyor? Ha. Bak kardeşim ne yapar? Aklına marifet verir. Mürşit. Aklını inkişaf ettirir, ilim verir, marifet verir. Ondan sonra düşüncelerini, bilgilerin kıbleye koyar. İlim verir. Aklına bunu verir. Bir. Vicdanına ne verir? Marifetullah verir. Marifeti aklına verir. Marifetullah'ı vicdanına verir. Yani gene bir daha ilerleteyim. Aklına ilim verir, marifet verir, itikat verir. Vicdanına dostunu, düşmanını gösterir. Allah'a karşı muhabbetin artar. Mürşitlik. Kalbinde iman olur. Ruhunda ise zuhurat olur, fuyuzat olur, irfaniyet olur. Artık şuhut olur. Yani orayı burada yaşarsın. Huzur mesela. Ona delil nedir? Hemen delilleyeyim size. Şu andaki aletiniz bu olur işte. Şu anda aletiniz cennet asa bir rahatlık var, bir rahmet var değil mi? Şu anda. Şu anda yok mu ya? Var abi. Huzur yok mu? Eğer hazır olmasaydı Allah, sende huzur olmazdı. Aleminde Allah hazır oluyor işte. Hazır olmadıkça huzur olmaz. Bak şu anda falan. Eğer bu dersi geldiğin halde 10 dakika geçti, 10-15 dakika. Hala böyle bir şey almıyorsa, belki ha yarım saat geçti. Bir şey etkilenmiyorsan kendine lehim edeceksin. Allah Allah, bende bir sorun. Evet, sende sorun var. Böyle bir ortamda. Böyle bir şahsı manevi, herkesin aklına bir şey hatırlıyor. Demek ki Risale, nasıl mürşit? Bir, aklına marifet, aklına ilim ve itikat veriyor. Vicdanına dostunu, düşmanını vererek huzur veriyor. Müşahadetullah, Latife-i Rabbaniye var. Kalbine iman veriyor. Ruhuna da irfaniyet veriyor. İnsanlık veriyor, feyiz veriyor. Ve öteki alemleri, bu alemlerde yaşama hakkını veriyor. Rahatlıyorsun böyle. Yani ölümünü bile teris diye bekliyorsun. Teris. Şehit olmayı bekliyorsun. Şimdi idam olmayı bekleyen bir adamı düşünün. Teris olacağım askerden bekleyen bir adamı düşün. Böyle bir hal veriyor. Yani adama diyor ya, işte ne, Hasan Can diye Yavuz'a. Yani diyor Rabbine kavuşma zamanıdır diyor. Ve gafil diyor. Sekeratta sanki o ölecek, o ayakta sanki. La biz kimle beraberdik ki diyor. Allah'a kavuşma zamanıdır diyor. Bak ruhunda nasıl bir inkişaf var ya. Ama nasıl zındıklar nasıl gösteriyor adama. Bak biz kimle beraberdik diyor. Rabbine kavuşma zamanıdır diyor. Yani biz ondan uzak mıydık diyor. Ruhunda bunları yaşıyor. Rüştü abi dedim ki abi ne diyorsun dedim. Öyle tutuyordun dedi Laika'yı. Şöyle tutacaksın dedi en son bana şeyi. Sonra abi dedim neler hissediyorsun? Terisimi bekliyorum dedi. Bu nasıl? Bu yetmez mi ya? Ve birkaç gün için öldü. Terisim bekliyorum dedi. Terisim geldi dedi. Ama daha bana tebliğ etmediler. Böyle diyor. Terisi geldi. Biliyor. Biliyor gününü. Hüzur abi mesela 10 günüm var dedi. Böyle bir şey olur mu ya? Nasıl yaşarsın ya? İmam Ali geliyor radıyallahu anh. Fatıma-tı Zehra geliyor ayağına. Belden aşağı felç. 22 sene vakıflık yapmış. Yayın. Ya hazır dedi. Hadi dedi bu Fatıma senin annen dedi. Hadi vaktin geldi gidelim diyor. Ahmet. Adam gündüz ha gündüz gözümle görüyorum diyor. Bu rüya değil ya. Maşallah. Biz daha doğru gündüz ortası yolumuza gidemiyoruz. Dedi ki ya imam korkuyorum dedi ya. Lan ben İmam Ali. Ben İmam Ali bu da dedi hanımım dedi. Senin annen. Seni almaya geldik diyor. İmam Ali geliyor. İmam Ali suretinde gelmiş. Bak.
Azrail Aleyhisselam'ı görüyor musun? Allah Allah. Dedi ki, peki de o, korkuyorum dedi. Böyle eceli muallak var. Dedi ki, ömrüm bitti ama dedi, sana 10 gün mühlet. Hazır ol. Şimdi çıktın bize, nizam 9 günüm kaldı, 8 günüm kaldı. Nasıl yaşarsın? Ya, ama tam tersine. Hasan gel. Allah Allah. Hasan gel. Enfusi ders yap. Miracı ben yapacağım. Aman ya Rabbi, bir miraç yap, ders yapar ki. Aman ya Rabbi. Bana düşüncemi şekle dönüştürmek, şekli düşünceye dönüştürme melekimi o geliştirdi. Yani aynı bunun gibi diye misal verebilmemiz özelliğimi ondan almış. Öyle bir abi bana. Rizeli vardı. He, Rizeli. Ondan sonra yani düşündüğünü hemen düşünüyor, şekle dönüştürüyor. Veya şekli bakıyor çiçeğe, hemen manaya dönüştürüyor. Böyle bir şey. Uzağa yakınlaştırıyor. Acayip bir şey. Sonra o son gün dedi ki, ben şimdi gireceğim. Bir saat sonra dedi, vefat edeceğim. Tamam mı? Şimdi bir saat sonra dedi, ben girince dedi, bir saat sonra girin, erken girmeyin. Gözümü şöyle yapın, ağzımı böyle yapın, bunu şöyle yapın. Falanca yıkasın, falanca namazımı kılsın dedi. Şefkı İlmaz'a söyleyin, o namazını kılsın dedi. Sen şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Ondan sonra gitti, oturuyor. Bir saat sonra içeri giriyorsun. Bir bakıyor, aynı dediği gibi durmuş, kapatıyor. Ya böyle bu nasıl bir şey? Daha nasıl müşit olacak be Mustafa? Elhamdülillah. Ne oldu? Tam bu örnek abi buna. Acayip bir şey ya. Ya biz de yaşadık, gençiz ya. Korkma dedi, seni karşılayacağım dedi. Ya Hızır abi dedim, korktum dedim ya. Yani böyle falan hep derdi. Adı da Hızır abi maşallah. Ha ya, hakikaten Hızır gibi. Dedi ki, bana bazen, Ahmak! Derdi böyle bağırdı. Böyle aldandığım zaman. Dedi ki, ya ben önceden gideyim ki de yolu açayım sana. Sen ne zannediyorsun dedi ölüm. Daha güzel bir hayat dedi. Ama öyle ama, lan Allah itimadın yok mu dedi ya. Allah dedi ki bu hiçbir şey değil dedi. Orası daha güzel dedi. Ya sanki ben, bana 10 gün vermişler de o teselli veriyor. Allah Allah. Ben korktum. 20 küsur yaşındayız o zaman biz. Ben korkuyorum. Ya orası daha güzel olduğunu Allah demiyor mu diyor. Allah dediğine niye kanaat etmiyorsun dedi. Allah'a niye itimat etmiyorsun da kendi düşüncene itimat ediyorsun. Allah öyle dedi, söyledir dedi. Hanefi'de sesli kaydı vardı. Şehit oldular diyor, kalanlar da şehitliğini bekliyorlar dedi. Öyle mi diyeyim? Şehitliğini bekliyorlar. O kadar etkilendim ki o şeyden hala kafamda. Ya şimdi nasıl mürşit olacak? Aklına ilim, bilgi, düşünceni istikamete koyup itikat oluşuyor. Vicdanına ne yapıyor bu risale? Dostunu, düşmanını belirliyor. Adam gibi yaşıyorsun. El hubbu fillah vel buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman olarak Allah'a karşı muhabbet oluyor. Allah'a karşı kalbinde de iman oluyor. Ruhunda da insan oluyorsun yani. İrfan sahibi oluyorsun, kemalat sahibi oluyorsun. Bedeni hayatına mahkum etmiyor işte Risale-i Nur seni. Bedenini putlaştırmıyor, bedenini esas yapmıyor. Bedenin gidecek yeri kaldırıyor. Mezardan seni atlatıyor, başkan ne yapsın ya? Yani bedensel hayattan seni çıkarınca bedenin başına geleceklerinden seni kurtarıyor. Bedenini koyacağın yerden mezarını kaldırıyor. Seni teris ettiriyor, başka ne yapsın ya? İnsan en büyük şey değil mi? Bak bir 131'i okuyayım şimdi. Ya bir kitaba hayat verilir mi ya? Ya adam 5 lirasını, 5-10 kuruşunu çalışıyor. Siz hepiniz şeysiniz ya. Adam para vermek, can vermek kadar zor ya. Bir de özel hayatını vermek kolay mı? Lan bunun uğruna ömrünü vakfeden binlerce insan var. Nasıl bir hakikat ki? Nasıl bir şey? Sokakta mı gördüler bu hayatları? Lan bu doktor... Okumuş şey değil, bizzat değil. Fiili çalışırken bırakıyor bu işi yapıyor. Niye yapıyor? Saf mı yani? La parayı cebine koymuş ya. Nasıl bir hakikat ki? Daha ne yapsın bu muşi? Manevi doktora diyorum, söylüyorum. Daha ne yapsın ya? Bak şimdi. Yar dübleyi. Vestavet ala cüddiyi.
ayetinden istihraç ettiği mana haktır ve mutabıktır. Mesela tufanı düşünün. Hatay kırıkan sular altında bir adam bir gemide, bütün tayfesi orada dalgaların üzerinde yüzüyor. Bir hayal etsene böyle bir şey. Abi yüzüyorum gibi yoksa boğuluyor muyum o açıdan? Hayır. Sen dışarıda ol. Ne gemide ol ne şeyde ol. Yani ne olurdu ya, Allah Allah. Herkes tufanda, o da çamurlu suymuş ha. Normal suda boğulmuyormuş. Çamurlu su. Tandırdan su çıktı. İlk su tandırdan çıkıyor. Kadının pişirdiği sudan çıkıyor. Tandır su. Tandırdan su çıkıyor. İlk su. Nerede? Zıttından çıkıyor. Ekmeği pişirdiği o ateşin oradan çıkıyor. İlk. Nuh Aleyhisselam tayfesi biniyor. Dermesil denen bir kral geliyor Salim. Adı Dermesil. Ondan sonra Dermesil'i hiç harf çıkartma, toplama, birisinin imzası aynı böyle atılırdı. S. Demirel. Dermesil yazısı. Ben yaptım. Dermesil, hiç harf çıkartmıyorsun, çoğaltmıyorsun. S. Demirel'e tam şey geliyor. Dermesilmiş. Çok ilginçtir hadis. Allah. Atın üstündeymiş. Atın kaç tane ayağı var? Demeye gerek var mı? İsraf eder mi peygamber? Dört ayaklı atın üstündeydi diyor. Zaten dört ayaklı olur. Atın üstündeydi diyor Dermesil. Hakikaten at adamın simgesi. Ondan sonra o diyor attayken Nuh ile cidallaşıyor. İn aşağı yoksa gemi yakacağım diyor. Şimdi patlayacak derken o Dermesil'in adam bir tanesi nefes nefesi geliyor. Efendim diyor, bir kadının tandırından su çıktı diyor. Tandır su, tan su yani. Ona duyuyor. O da başbakan diyor. Tandır su, tan su yani. Uyuyor. Tam su o zaman çıktı. Su o zaman patladı. Sistem o zaman patladı. Su çıktı diyor. Adam heyecanlandı. Heyecanlanınca atını bu tarafa çevirince atın ayaklarına çıkmaya başladı. Dört ayaklıydı. 163. madde neydi? İktisadi, içtimai, siyasi ve hukuki sahada dini alet etmek diye 3 seneden 7,5 seneye kadar ceza vardı. 4 tane madde, içtimai, iktisadi, siyasi, hukuki. Ya hepsini tek tek söylemişler de şifrelemişler. Gören görüyor. Ta 1400 seneden beri bunu söylüyor. Bunu 1400 sene söyleniyor. Şu kabirdekini söylemesi, şu yakındakini daha kolay değil mi? 1400 sene sonraki tarihleri söylüyor. Mezarı söylemesi gayet şey ya. Yani o kadar mucize olmuş ki. Ölüler kalkmış bir sahabe. Yemek yemiş onlarla. Şimdi Yardubley veya Semakli Bestevet ala cüddiyi ayetinin istirac etmiş. Ne demek? Yani gemi yüzüyor. Tamam mı? Şu. Ey arz suyunu yut. Ey gök suyunu kes. Denildi diyor Allah. Allah Allah. Fesbihallah. Su azaldı. İş bitti. Gemi yüksek bir dağa oturdu. Ve kahrolsun zalimler denildi. Aynı böyle olacak gene. Ama başka bir deniz. Gemiye binen kurtulacak. Gemiye. Şimdi o peygamberin Nuh tufanının bu asırdaki anlamı ne? 286 mıydı, 68 miydi şu alarda? Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir, her asırda efradı bulunur. Kur'an'da geçmişse beni ilgilendirmiyor Nuh Aleyhisselam'ın, olmuş bitmiş. Tufan mı olacak? Ben ne yapacağım onu? Ha, demek ki o ayetin mutadit çok manası var. Her bir manada küllidir, her asırda efradı bulunur. Fertleri bulunur. Bu asırda ne demektir? Bu tufan hadisesi. Tufan şuymuş. Evet, Risale-i Nur, Sefine-i Nuh gibi, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi gibi, Anadolu'yu Cebeli Cudi hükmüne getirip, küre-i arzın yangınından, tufanından kurtulmasına bir sebeptir. Manevi alemler, manevi alemleri inşa ediyor. Diğer
şeylerde Risale-i Nur'un arkasından istifade ediyor. Yoksa iman tarumar ettikten sonra sen ne Kur'an okutuyorsun, ne zikrettiriyorsun, ne tarikat ki duman ederler. Eğer Risale-i Nur'un ispatları, delilleri, imani delilleri, hüccetleri olmasaydı, imana hücum etseydi bir cemaat mı kalırdı? Mesela adam gelmiş mecliste, diyor ki, Said Nursi'nin diyor bu 10. sözü diyor, Milliyetin Bakanı. O zaman, tamam, Milliyetin Bakanı, İsmet İnönü döneminde Milliyetin Bakanı. Said Nursi'nin bu Haşr Risalesi diyor, var oldukça dedi, biz inkarı bu millete yutturamayız dedi. 10. söz. Yani düşünebiliyor musun o tarihte, yani 10. söz. Abdullah Çevdet miydi? Yok, o tarihçiydi. Risale-i Nur ne yapıyor? Ahireti ispat ediyor. Risale-i Nur Allah'ı ispat ediyor. Melekleri ispat ediyor. Bu hayatın hakikatini ispat ediyor. İnsanın ne olduğunu ispat ediyor. İnsanın hakikati dünyanın mahiyetini anlatıyor. Dolayısıyla adamlar biraz çözmüş ama biraz ifadete şey yapmış. Muhiddin Arabi'den almışlar. İllüzyondayız demiş. Ehli dünya ha. Bu biz diyor dünyada, bu tabiri benden de duyun. İllüzyon. Dünya ama fanosun içindeyiz diyor. Ehli dünya bu işin ehli. Şu dünya zannettiğiniz gibi değil. Biz ciddi bir aldanma içindeyiz diyor. Ne olduğunu bilmiyoruz. Herkesin kendi hususi bir dünyası var. Şu dünyayı zannediyoruz. Bunun da ne olduğunu bilmiyoruz. Hakikaten yaşıyor muyuz? Biz aldanıyoruz. İllüzyondayız diyorlar şu anda. Felsefe buraya gelmiş. Muhiddin Arabi hiçbir şey yoktur. Her şey orasıdır. Onun ifadesidir. Biz zannediyoruz. Felsefesinden almışlar. Ve şu anda felsefe bu dünya hayatının ciddi olmadığını, zaten Allah'ta oyun ve oyalanmadır. Ciddi olmadığını, hakikat olmadığını ama hakikattır. Zannettiğimizi, rüyada olduğumuzu, rüya gibi yaşadığımızı, ayık olduğumuzu kim söylüyor diyor. İllüzyondayız diyor, fanosun içindeyiz diyor. Yani ben biraz da genişleteyim. Tahin ve pekmez ayrı ayrı, karıştır çift olur. Şimdi bu kaba aklınıza atın. Vicdanınıza atın. Kalbinize atın. Ruhunuza atın. Dışarıdan içeriye doğru saydım. Tesadüfe yapmadım. Akıl, vicdan, kalp, ruh. Karıştır. Bu macunun içindeyiz. Hakiki dünyada yaşamıyoruz. Hakiki kim görmüş ki? Biz düşüncelerimizi, fikirlerimizi, malumat, bilgi ve zanlarımızın içindeyiz. Biz kendimizin içindeyiz. Biz dışarıda değiliz. Biz zanlarımızda, bilgi, malumat, hislerimizle tecrübelerimizin oluşturduğu bir sanal dünya var. Onun içindeyiz. Adamlar illüzyon diyor. Hayır, buna Allah Resulü diyor ki uykudasınız. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanır. İşte Risale-i Nur bu hadisenin Mustafa arkasında çıkarıyor seni. Arkasına geçiriyor. Hakiki dünyanın Esma-i İlahiye'nin cilve cemal nakşı sanatı olduğunu. Hakikat odur. Ama sen ne kadar bu dünyadan, hususi dünyadan çıkarsan o kadar büyük bir yalan olduğunu göreceksin. Dünya kadar yalan. Hakikaten yalan dünya. Hakikaten öyle yani. Bir yalan dünya. Nasıl yalan? Bugün cumadaydım yok. Dün bir dersteydik, buralı ana baba günüydü. O da yok. Lan nerede bu ya? Şimdi de yok olacak. Oluyor zaten. Gelecek de yok. Ulan neresine ben güveneceğim? Oynak bir dünyanın değişen bir vücudun üzerine bekayı mı kuracağım ya? Lan her şey yok. Lan bu nasıl bir şey ya? Ne zaman bu balonu yırtarsak, ha Allah Allah, hakikaten ha, burası mı ya? Burası mı diyesin geliyor. Garibine geliyor, burası değil ya. Vallahi olamaz ya. Bu ruhun burada ne işi var? Bu düşünceler burada ne işi var? Hakikaten onların tabiri illüzyon, biz de uyku, aldanmanın içindeyiz. Ne, dünyada yaşadığımızı, kırıkanda yaşadığımızı zannediyoruz. Kırıkan'ın bize verdiği sanal zanlar, elde ettiğimiz malumat, bilgiler, onların oluşturduğu bir dünya var. Onun içindeyiz.
Yok diyorsan hatta kendisindesin, oradasın. Hasan abi, ölmeden ölünüz. Ölmeden önce ölünüz, uyanınız. Yani o sana yırtın. Dünyanın dışarıdan seyrediyor. Dışarıdan çık işte, Risale-i Nur onu veriyor diye kıvranıyor. Sen o balonu yırtıyor. Allah Allah, dünyayı, ahiret, ahiretin gözü sana takılıyor. Ha tabii bu olmaz, o yok. Yani artık biraz ilerledin, biraz fazla yırttın mı? Günahlara yapmamak böyle şey değil. Günahtan, cehennemden korkmak için değil. Hakikaten günahtan elem alır. Tiksinir hale geliyorsun. Ha böyle oluyor ya, böyle tiksin ya. Yani günahtan dolayı değil, iğreniyoruz. Mesela pisti koklamak. Dindese ki, pisti koklamayın. La zaten onu kim koklar ki böyle, ne diyeceksin? Öyle oluyor. Deniliyor kitapta. Tiksini, yani o balonu yırttığını, Allah Allah, ve senin davranışına ne diyecekler? Ne diyecekler? Sahabeler demiş. Deli ya bu. Eyvallah. Şu deli ya, oynatmış kafayı. İnsanların gayet indiğinde hiç adam umurunda değil. Adam çözmüş olayı. Çözmüş, dışarıda kalmış. Ama halk ne demiş? Ya biz deliyiz ya o deli. E biz deli olacağımız halimiz yok. Bu adam deli ya. Bunlar da siviliyorlar böyle. Deliler az olur çünkü. Belki biz çoğunluğuz, o zaman onlar deli ya. Yani. Onlar deli. Azlar deli ya. Yani. Azlar deli çünkü bu deli. Ama onlar yırttı bana. İllüzyondan çıktı. Şimdi gemiye bindi. Gemiye bineceksin kardeşim. Şimdi bu asırda gemi neymiş? Risale-i Nur bu asırda Sefine-i Nuh'tur. Nuh'un gemisi gibidir. Ne yapacak bak şimdi? Küre-i arzın yangınından. Bak. Mesela koronada bile basit bir şey olsun, sözcü olsun. Allah için söyleyin. Ben Türkiye geneli diyorum. Bütün dini cemaatlerine dahi söylüyorum. Koronanın ilk gününden beri içine, gribin içerisine, bu daha koronadan daha beter, herkese korona ulaşmadığını ama korku ulaştığını, korkuyla bunu yaptıklarını, yayacaklarını ilk günden beri bangır bangır ders yapmıyor muyduk? İlk günden beri, ilk gün, ilk ikinci gün başladı. Çünkü ha var diyoruz. Korku. Lan biz olmuyor muyuz? Korku. Belki de şu anda koronayı. Yesin ne koronasını. Niye? Ölümü sevdirmiş, ölümü teris yaptırmış. Daha ne yapacak ki bana yani? Ölüm teris. O kabrin arkasını kaldırmış. Kabri kaldırmış. Zındık. Çok çok ölümümüze bir saniye ileri gitmez, bir saniye gelmez. Vesile olsan minnet, minnet mi edeceğiz sana diyor. Son cümlemi söyleyeyim bununla alakalı. Ustad diyor ki biz iki hayatlıyız Nizam. İki hayatlıyız. Tek hayatta olanlar karşıma çıkmasın. Biz bir dünya hayatımız var. Bir de ahirete istepne lastiğimiz var bizim. Biz seyahat ederken lastiğimiz patlarsa başka lastik de var. Biz iki hayatlıyız. Hem dünyalıyız hem ahiretliyiz. Dünya lastiği patlarsa ahiret lastiğiyle hayata devam edeceğiz. İki hayatlıyız diyor. İki tane hayatımız var. Bir tane olanlar korksun. İki tane hayatımız var. Evet, Risale-i Nur öyle bir hal veriyor ki o fanosun dışına çıkarıyor. Vay. Bu buymuş. Bu da bu. Kabire diyor ki suret budur. 232 lamalarda diyor ki ölümün, kabrin, şu mezarın diyor, siyah peçesi seni korkutmasın diyor. Arkasındaki güzellikleri gör, nasıl göreyim? Bedava yok. Hacı babanın böreği bu kadar ucuz değil. Biraz dizini çok şey yapacaksın, terleyeceksin. Televizyonun karşısına kalkacaksın. Bu işler ilimle, televizyonlardan, YouTube'lardan uzaklaşmayla oluyor. Uzaklaştın, uzaklaştın. Uzaklaşmadığını tehlikesiz zannetmek kendini en büyük tehlikedesin. Yani ilimle, marifetle, çok namaz, çok oruç da değil bu iş. Terk edeceksin. Girmeyeceksin o fanoslara. Bizim fanosumuzun çapını genişlettiriyorlar, kalınlaştırıyorlar. Her video sihir, büyü yapıyorlar. Çok ders yaptım bunlar. Sihir yapıyorlar. Ennefasatı fil ukad, Felek suresinde. Zehirli nefesleriyle diyor, üflüyorlar diyor. Üflüyorlar, dine ihtiyaç duymuyorsun o zaman. Sihirlendiğimize delil, muhakemede de geçiyor. İhtiyaç duymuyoruz, namaza ihtiyaç duymuyoruz. Namaza ihtiyaç hissetsek, derse ihtiyaç duymuyoruz. Kitap okumaya, Kur'an okumaya, söylüyorsun böyle, diyor sanki ben öleceğim de ölmeyecek. Adam hiç umurda değil. Ulan sen her şeyini verirken o adam hiç kale almıyor. Ne olmuş buna ya?
Sihirlenmiş. Algı diyorlar şu anda. Ha, sihirlenmiş. Buna algı diyor. Kunazu bir Rabbil felak en nefasatı fil okad. Sihir, sihir. Sihirlenmişiz. Nasıl anlarız kendi hayatımızda fanusta olduğumuza? Dine ihtiyaç duymayız. Hizmete ihtiyaç duymayız. Kitap okuma ihtiyaç duymayız. Onlar da ondan geliyor. Sıyrıldın mı ihtiyaç duyarsın. Çünkü iki tane ayeti görüyorsun. Aa, Allah Allah, bu bu. Bu da bu. Tamam mı? Bu da bu. Adam namusunu, şahsiyetini, dinini, her şeyini feda etti yerde sen kale bile almıyorsun. Tamam ya diyorsun. Al senin olsun. Allah Allah. Fanusuna sıkılmış. Bırak Ömer. Ya Ömer. Dünya onların olsun. Yani yapmayacaksın değil. Gaye değil. İçeriye sokmuyorsun. Ne içini sokarsa fanus. Fanustan çıktık ne güzel elhamdülillah. Küre-i arzın yangınından, tufanından kurtulmasına bir sebeptir Risale-i Nur. Peki bu tufandan, tufan içine düşecek, boğulan kimler olacak, kimler olmayacak diye söylüyor. Bir, burada söylüyor bak Mustafa, 131. Zaaf imandan gelen tuğyan. Tuğyan, azgınlık demek. Derece derece bak. Tatmin olmuyoruz, doymuyoruz, kanaat etmiyoruz, hırçın oluyoruz, hakkımıza razı olmuyoruz, olmuyoruz da olmuyoruz. Bu zaaf imandan geliyormuş. Asude, sakin, sükun bir hayat pek yapmıyoruz. Yaptıkça, iman arttıkça böyle bir hayat olur. Zaaf-ı imandan gelen tuğyan. Eksel musibeti ameyi celbettiği gibi. Zaaf iman. İman zayıf. Eksel musibeti ameyi celbettiği gibi imanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur o musibeti ameyi, bu cümleye dikkat edin. Yani Risale-i Nur imanı tahkiki, taklidi değil. Ana babadan kalan miras, toprak gibi değil yani o miras. İman da böyle, İslamiyet de ana babadan gelen bir miras değil. Kendin gayret edip de okuyup, gayret edip okursan, gidip okur, dinlerse, kendimiz okursak, bunun adı tahkiki iman. Tahkiki iman olursa ne yapıyor? Musibeti ammeyi, bütün beşeriyet içine alan o algıyı, o anlayışı, o psikolojik savaşını dairesinin haricinde bırakmaya rahmet-i ilahi tarafından vesile oluyor. Algıdan seni çıkartıyor. Herkesin korktuğu zaman onlar ne korkarlar diyor, ne hüzünlenirler diyor. La tahunla ne diyordu? Ve lahum yahsenun. Yani hem korkmazlar ve hüzünlenmezler. Ve hüzünlenmezler diyor. Herkesin korktuğu yerlerde onlar ümit ve canlıdırlar diyor. Ve la hafun ve lahum yahsenun miydi? Ayette geçiyor. Onlar herkesin diyor halkın korktuğu şeyde onlar korku değil, hüzün bile duymazlar. Ha imani tahkiki ne yapıyormuş? O musibeti ammeyi, genel o musibeti, genel musibeti kendi dairesinin dışına atıyormuş. Paratoner gibi. Mesela camilerde, binalarda şimşeği dışarıya atmak için paratoner oluyor ya. O binanın dışına attığı gibi bir de okuyorum. Zaaf imandan gelen tuğyan, ekser musibeti ammeyi celbettiği gibi imanı fevkalade kuvvetlendiren Risale-i Nur, o musibeti ammeyi dairesinin haricine bırakmaya rahmet ilahi tarafından vesile ol. Ya. Allahu Ekber. 141'de okuyayım. Çalışarak geldim. Yoksa kafam fazla çalıştığından bildiğimden değil ha. Ben kafam çalıştığımdan karşınızda değil. Hakikaten bu dersin kendime ihtiyacım var. Böyle onun için ilkokul çocuklar gibi yazıp çizelim otur. Şu ilk önce şunu yap böyle yap diye bak. 142 ikinci paragrafı oku diyor. 141. Onun için ya bu ne kadar iyi biliyor falan değil ha. Çalışıyorum. Bu sana şunu diyor. Çalış. Ne olur gözetme yazmayacak kamyona. Çalış senin de olur gözetme yazmayacak. Sen de okursan olur sende de. 141-2. Şu musibetin en ehemmiyetli sebebi. Mesela neymiş bu bela musibetin? En mühim sebebi neymiş? Küfrani nimet. Ve şükürsüzlük. Ve nimet ilahiyenin kıymetini takdir etmemeklikten gelen bir isyan olduğunda. Kardeşim, hep ağzı yok. Hep yok. Lan vara bir bak bakayım. Cenab-ı Hak ayette diyor ki,
Nimet Allah'a lanet olsun. Say bak bakalım nimeti. Sayabilecek misin? Hep yok. Hep yok. Küfrani nimet. Lan bir nefes alıyorsun ya. Lan konuşuyorum ben şimdi ya. Bu nasıl bir şey ya? Bir nefes alamayan, yoğun bakımda olanı düşün. Merdiven çıkıyordun ya. Merdiven çıkarken. Ha bugün mü? Ha. Şeyde Cemil Hoca'nın orada. 5 kata kadar sensör kullanmıyorum elhamdülillah. Murat da burada. Nerede Murat? Buradayım abi. Ha beraber. Murat dedim istersen asansör kullan. O da gülüyor. Ne kullanacağım? Ya kardeşim. Ya Allah'a şükür ya bak dedim ben merdivenden. Ulan dedim bak. Nefes alıyoruz. Gücümüz var. Bak merdivenden çıkıyoruz. Elhamdülillah. Ya bir şükretsene ya. Bir fark etsene ya. Şükür farkındalığın sonucudur. Fark etmiyoruz ki. Yaşadığını fark etmiyor ki şükür etsin. Abi pahalılık da musibet midir? Musibettir tabii. Onu söylüyor zaten. Onu söyleyecek zaten. Kıtlık diyor. Bu musibettir. Bu marketleri boş ver. Beşer zulmeden kader adalet eder. Evet. Hangi faalimizde kadere fetva verdi ki bu zalimleri bize musallat etti? Zaten onu söyleyecek. Kıtlık. Musibettir. Geliyor bir musibet de zaten böyle. 232'de bir kıtlık geliyor zaten. Risale-i Nur talebeleri ne yapacaklar diyor. Riyazet-i Maneviye diye baksınlar diyor. Vesaire. Ha demek ki bir, küfrani nimet. İki, şükürsüzlük. Üç, nimet ilahinin kıymetini takdir etmemeklikten gelen bir isyan olduğundan adil-i hakim nimetinin hususan gıda kısmının hususan gıda, peynir ve zeytin çok bağlı diyor. Bu gıda kısmının hususan hayat noktasında en büyük nimet olan ekmeğin hak etmekte 3 lira olmuş. Hakiki lezzetini ve çok emniyeti kıymetini bak hakiki kıymetini çöpe atılıyordu. La Allah'tan kork lan. Ya. O kepekli ekmeğin Allah'tan kork ya nasıl atıyorsun lan? Ya. Ha. Hakiki lezzetini unuttuk. Mesela bir yere götürmüşlerdi beni. Almanca arkadaşlar, şeyde dostlarım gelmişti. Gittim. Beni İmranlı'da bir yere götürdü. Onlar olunca mecbur uyuyorsun. La daha yemekler gelene kadar getirdikleri o sıcak ekmekle o salçalı biberli şey var ya. Vallahi geldi adam mecbur uyardı. Hocam dedi yemin biz esas getireceğiz. Lan bu değil mi yani? Değil mi? Millet hepsi aynı böyle güldü. Bu daha O şey var ya böyle meze, salçalı meze, malçalı falan. Meze deniyorsun. He. Vallahi ben onu biliyordum ya. Sıcak ekmekle falan koymuş. Ya adam Allah Allah bundan daha başka bir şey mi ya? Adam garip garip bakıyor. Uzaydan mı geldi diyor. Lan nimet ilahi. Geldi bunu. Peki bu ne olacak? Bunu paket. Ben dedim paketleme demesem tabii hepsi. Onlar alışmış tabii çöpe. Diyor ki ya Allah Allah abi. Tamam ben görmemişler dedim. Sen dedim delikanlı bunu pakette. Sonra dedim ki onların yanında. Ben paketletmemişsem ne olacaktı? Bak. Tahmin ettiğin gibi hocam dedi. Çöpe atılacak dedi. Gördünüz mü lan? Utandınız değil mi? Allah'tan utanın lan. Bunu çöpe geçin. Ya. Gıda kısmının hususan hayat noktasında en büyük nimet olan ekmeğin hakiki lezzetini ve çok emniyetli kıymetini ve nimetiyet noktasında fevkalade derecesini göstermekle yani açlık, yokluk, kıtlık olunca gösterince hakiki şükre sevk etmek hikmetiyle Ramazan gibi riyazet-i diniye riayet etmeyen şükürsüz insanlara bu musibeti verip aynı hikmet içinde adalet etmiş. Evet. Bir de ne yapmış biliyor musunuz kıtlık? Şaşıracaksınız. Uyuyan varsa uyansın bu cümle için. Varlık içinde kahtugala vermiş. Var ama Allah bir his vermiş. Yok. İşte kıtlık yaşıyor adam. Yok. Yok. Var yok. Varlık için yokluk vermiş. Ama adamın içinde kanaat var. Kanaat var. Var yok. Var gibi yaşıyor. Oh elhamdülillah. Var yok. Yok var oluyor. İşte kahtugala. Allah Allah. Yani zengin kimdir? Malı çok olan değil. Talebi az olandır. Fakir kimdir? Malı olmayan değil. Talebi az olandır. Şey çok olan. Talebi çok olan fakirdir. Serveti çok,
Koç Sapancı gibi. Ama öyle bir talebi var ki mevcut ona göre hiç. Ne kadar fakir? Hedefiyle serveti arasındaki boşluk kadar fakirdir. Adamın talebi yok. Tamam, bir ekmek gördüm. Alhamdülillah. Çingeneleri göstermiş ustad. Bunların hayatı bizim hayatımıza benziyor diyor. Yarın düşünmüyor. Acayip bir şey ya. Kahtu gana ya. Varlık içinde yokluk yaşatıyor. Yahudileri buna örnek veriyor Kur'an. Yani var, Allah yedirmiyor. Ben bunu bizzat yaşadım. 1975'te Perşembe Pazarı'nda tezgahtardım. Orta bir dokuncu şey günleri, tatil günlerinde. Beni de ticareti öğrensin, pazarlamayı öğrensin diye. Bak, kader ile denk ki davayı böyle pazarlayacak diye. Beni oralardan geçirdi. Matkes Yavşoğlu diye adam vardı. İnanın bana 70 küsür yaşındaydı. Adam kuru kaleti yiyordu. Ondan sonra dedim ki ben herhalde yiyemiyor, hasta. O zaman da şey çıkmıştı böyle. Şokella çıkmıştı böyle. Karadeniz pidesi var böyle. Şey için çeviremiyorum. Çocuğuz yani, ortalık çocuğu da birincisini. Ona sürerdim, süt alırdım. Lan yiyordum, acayip adam kalet yiyordu. Dedim bir koparayım, matkese vereyim. Abi kuzum çok güzeldi. Ulan bir baktım, ulan bu yaşlılıktan değil, yemiyor hakikaten. Ertesi gün bir daha verdim. Abi kuzum çok güzeldi. Üçüncü gün dedim ki matkes, dedim ben gidiyorum sana da alayım. Hayır kuzum, bana dokunur. Meğer ben şey zannettim, meğer ekmek değil, para dokunur. Allah yedirmiyor. Sonra Risale-i Nur'da gördüm ki Allah onları kahtu gala yapıyor, yedirmiyor. Bak şimdi, bu şiddetli maddi ve manevi kışta şimdi, gala pahalılık demek. Maddi ve manevi kışta bu paha ve varlık içinde kaht ve derdi maişet. Bak, varlık içinde. Var, yok. Ruhunda yok. Demek ki var olmak insana varlık vermiyor. Evet. Var vermiyor. Teslim, tevekkül, itimat ve kanaat. Allah'a kanaat etmemişse, Allah'a teslim olmamışsa, şükrü, kanaat yoksa, şükrü yoksa, farkındalığı yoksa, vallahi billahi Kur'an'ın tabiriyle, Risale'nin hakikatiyle o adam varlık içinde kahtu gala. Fakir. Fakir. Zavallı. Zavallı. Böyle bir şeye rastlamıştım. Benim bildiğim 5-6 tane gemisi olan armatör, iki armatör bir araya gelmiş. Beni de unuttular, kenarda oturuyordum. Bir tane söyle alıyor ki, püüü. O 6 tanesi Amerika'ya çalışıyor benim bildiğim. Öyle bir ağlıyorlar ki birbirine, ulan gidesim de iki tane ekmek alıp, ben bunlara iki tane ekmek veresim. Fakir yok da, yok. Allah Allah. Fesubhanallah ya. 7 tane şey mahalle demeyeyim, 7 tane köy doyar lan onun servetiyle. Ama öyle ağlıyor ki, vallahi inesim de şu binadan ineyim, 2 tane ekmek getireyim ha bunlara. Diyesim geldi ya. Sonra dedim ki bunlar şey ya, böyle hırs var. Değil. Allah ahçetmiş, hakiki doğru yok. Var bunlar, onlar görmüyor ki, sen görüyorsun. Yok. Şükürsüz işte, kanaatsız. El kanaatun kenzun laifta. Kanaat tükenmez biraz yine. Çok şükür kanaat vermiş. Dünyanın hakikatini anlatmış. İnsanın mahiyetini göstermiş. Kabrin üstünü kaldırmış. Farkındalığını arttırmış. Allah ve ahiretten ümitli sana bir hayat tanzim etmiş. Risale-i Nur. Başka ne yapsın ya? Elhamdülillah. Ya. Mürşit. Evet. Başıboş ve gayetsiz bir gençliğin içinden çekip çıkartan, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, hadisatın dağlar varı dalgaları içerisinde istikameti ve sahili sana gösteren ve çıkaran, ey Risale-i Nur, sana vücudumu nasıl feda etmeyeyim? Ya. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, bununla haklanmayı, bunun hakikatını alemimizde yaşamayı ve inandığımız fanos, İllüzyon, yani senin tabibince rüya hayatı, bizi bununla çıkart ya Rabbi. Hakikati hakikat olarak görmeyi, aynı hakikati zahirde görmeyi nasip eyle. Allah'ım, geçmişte beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı, İsa'nın ikramı, lütfun ve keremin olan
şu nimet ilahi Kur'an'ı elimizden alma. Ya Rabbel Alemin, sekeratta bir mürşit gibi bize siyanet ettir. Bizi bize bırakma ya Rabbel Alemin. Verdiği nimeti almasın Allah'ım. Biz de vermek istemiyoruz. Allah'ım senin düşmanın olan şeytanına bizi teslim etme. Teslim etmeyecek kadar Allah'sın sen. Bizi o senin düşmanlarına teslim etme ya Rabbel Alemin. Vahir davahum enilhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha temassalavat.